Selam arkadaşlar, ben Nocturne Kamu, hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vice Online serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oh, nefesim kesiliyor var ya böyle hızlı giriş yapınca. Bugün arkadaşlar sizle biraz taktiklere bakacağız, nelere. Yani biraz araştırdım, böyle birazcık kendim de oynadım diyelim. Şu hediye çok gözüme çarpıyor. Ne var burada hediye? Şu beleş al. Oha, çok da yani. Ama oyunun kıyafetlerini hiç beğenmedim açık konuşmak gerekirse. Yani çok PUBG'ye özenilmiş ve çok saçma sallak şeyler var. Ya mesela bu kıyafet falan çok kötü. Hiç sevmedim. Oyunda neden kanat var onu da anlamadım. Yani böyle 5M'deki bazı gerizekalılar olur ya böyle. Çatışma sebep böyle kanat takıp gerizekalı gibi dolaşan tipler olur ya. Aynı onlara benziyor. Çok kötü. Hiç sevmedim. Onun dışında yani garip bir kostüm. Araç güzel. Yani kasalar falan normal. Arabalar güzel. Ama kıyafetler pek garip. Hele bazı araba desenleri gördüm bazı kişilerde, böyle renkli renkli böyle garip garip tipler. Ondan dolayı pek haz etmedim açıkçası. Oyun biraz kendine bozmuş gibi daha doğrusu. Burada bir de altın madeni gelmiş arkadaşlar. 3000 gold da işte, böyle ne kadar gold'un azsa o kadar fazla indirim yapıyor. İşte normalde ne kadarmış mesela, 269 liraymış. İşte indire indire 3000 gold. Ama 3000 gold almak bana hiç mantıklı gelmiyor. Yani para vermeye hiç değmiyor şu an oyun. Zaten yeterince şeylerim var. Bir de çok oynadığım bir oyun olmadığı için yani almak çok da mantıklı değil yani. 3000 gold'a çok bir şey yapamayacağım için. Hani belki maksimum girerim şuradan, beceriye tıklarım. Becerilerden şu 3000 gold'a 20 tane falan alırım ama yine de mantıklı değil. Bugün sizlerle nasıl para kasabileceğinizi göstereceğim. Bana göre en para kasma yöntemi, o bak 20 bin bucks geldi. En mantıklısı çatışma arkadaşlar. Çatışmaya girelim. Oyun sesimizi nasıl? Fazlaymış, biraz indirelim. Silahlı çatışmada arkadaşlar bana göre en hızlı ve en taktiksel. Hop, bir dur, ayıp oluyor. Ayıp kanka, bir dakika, silah çekmedim ki. Ben oyunun başladığım gün bile farkında değilim. Şuradan zırh alabilirsiniz. Bir de buna çok alışmış olan insanlar var. Kontrolleri değiştiremiyoruz. Ondan dolayı sıkıntılar oluyor. Yapmanız gereken kafaya kafaya vurmak. Onu yaptığınız zaman çok şey olmuyor yani. Bir kişi öldürdük. Arkamdan biri bana sıkıyor. Ne oluyor? Canbaz. Şarjör bitmiş. Deriri. Şarjör bitmiş. Burada arkadaşlar kafaya çalışmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bunu çok rahat öğrenirseniz tek atıyor zaten silahları. Çoğu silah falan tek atıyor. Yani bunu şey alıştıktan sonra kolay. Ama tabii sizin karşınıza çok zorlayıcı rakipler gelecek. Ama sizin belki öldürdüğünüze göre rakipler değişkenlik gösterebilir. Ondan dolayı şey yapmaya bakın. Alışmaya bakın. Alıştıktan sonra zaten. Gördüğünüz gibi. Deli vuruyor yani. Ama tabii gördüğünüz gibi zırh yeniliyor. Dakika başı. Dakika başı zırh yeniliyor. Mesela biz de buradan can yenileyebiliriz. Mesela zırh da alabiliriz. Zırhı çok almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü para gidiyor fazlalığıyla. Kazandığınız paraya da değmez. Ama diyorsanız ki ben zırhla çok iyi oynarım. Çok iyi vururum. O size kalmış bir şey. Yani o biraz sizin kendi tercihiniz. Sağlam yedim ha. Dur bakayım. Biri bana sıkıyor kanka ama. Hadi be. Mesela adamın önünde şey var arkadaşlar. Uzi mi ne, öyle bir şey var. Bakın Uzi bende de var. Uzi'yi alırsanız yine rahat oynayabilirsiniz. Çünkü güzel vuruyor Uzi. Uzi gerçekten güzel vuruyor. Zırh falan takarsanız Uzi ile çok güzel şeyler yaparsınız. Mantıklı olan bu yani. Oo, güzel yedim. Güzel yedim. Arkamdan vurma bak, çok ayıp. Çok ayıp. Görüyorsunuz mu? Vurduğu hasarı fark ettiniz mi? Manyak vuruyor. Bu gerçekten güçlü silah. Bayağı yani gideri var. Yani zırh da takarsanız zaten. Dört. Dördüncü olarak bitirdik. 10 kişi öldürmüşüz.
Gördüğünüz gibi 38.000 bucks veriyor. Bir de bayağı bir RP puanı veriyor. Bayağı iş yapıyor yani. Duvara yapışma. Sakin ol şampiyon. Bir beceri puanı kazandım gördüğünüz gibi. Hemen şuradan itibara ben basıyorum. Bastıkça basıyorum itibara. Çünkü ne kadar hızlı seviye atlarsak hem seviyelerimiz yükselip güzel puanlar alırız. Hem de daha hızlı itibar seviyesi yükselttiğimiz için şey açıdan, ne açıdan diyeyim, ödüller kazanırız ve daha fazla hızlı beceri yükseltme puanımız yükselir. Kanka bak. Bir dakika sakin ol. Ben bir silah çekeyim değil mi? Au, öldük. Tabii kafayı hizalamanız lazım arkadaşlar. Yani alışmanız gerekiyor dediğim gibi. Biraz alışmayla alakalı. Ben çok alışamadım ama. Hassasiyet ayarlamanız gerekiyor. Ah lan. Bu arada mermimiz bitecek. Mermi almamız lazım. Mermiyi nasıl alıyorduk? Vay be. Şunu da oynayabilirsiniz. Tek atıyor. Ah lan. Dur artık. Ne olursun? Çok ayıp, çok ayıp. Benim vurduğum adama senin sıkman çok hoş değil ha. Söyleyeyim. Aa, manyak yumruk atıyor bana baba. Delirdi. Böyle oynayabiliyorsunuz mesela. Yani taktikleri yok değil yani. Ah lan. Ah lan canı basamadım. Tüh. Yani en kolay kasma taktiği dediğim gibi arkadaşlar bu ya. Bunun dışında çok. Ah lan. Ama sıkamıyorsunuz işte onu ayarlamanız gerekiyor. Ben çok alışık değilim. Çok fazla oynamadığım için oyunu. Çok alışık değilim yani. Oha nasıl oldu lan o? Bir an ben vurdum zannettim ki kişiye de aynı anda. Harbi diyorum ben vurdum zannettim iki kişiye aynı anda. Garip bir andı. Gel bakayım buraya. Şunu alırım bence ya. Değil mi? Kaçma lan. Bak kilimi çaldı mesela görüyor musun? Tabi tutturabilmek mesela. Tutturamadıktan sonra hiçbir boka yaramıyor. Sıkıntı. Gel bakayım buraya kanka. Vurdum. Ama o da beni vurdu. Vay be. Güzel. Biz biraz yakıncı olduğumuz için uzaktan oynamamız gerekiyor. Bunun gibi mesela. Ah lan, ikinci olarak bitirmiş. Böyle böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel silahları da size söyleyeyim. Yani her silahla oynayabilirsiniz tabii. Güzel çok silah var da. Mesela gördüğünüz gibi 2 dakikada dünyanın parasını kastım mesela öyle düşünün. Şimdi şuraya gel. Neredeydi? Mağazaya tıklayayım. Silahlar. Şimdi bir silah olarak şu silah güzel. Şu bir silah beleşe mi veriyordu zaten? Bu silahı oynayabilirsiniz. Güzel. Ondan sonra bu. Bu silah zaten benim az önceki oynadığım silah. Tek atıyor neredeyse. Yani kafayı vurursanız teki yer. Zırhı yoksa tabii. Siz zırh giyerseniz daha fazla vurabilirsiniz. Ama vur kaç yapmanız lazım. Yani böyle bütün mermiyi boşaltacak şekilde beklememeniz lazım. Onun dışında diğer silah da bu arkadaşlar. Güzel. Hem hızlı hem seri. Hem de hasarı kafi yani. Çok değil ama. Yine de kafaya odaklandığınız zaman tek atabilecek silahlardan biri. Bayağı bildiğin parçalıyor. Zaten AK'yi biliyorsunuz. Yani Uzi, şu şat ve şu. Şunları kullanırsanız daha iyi. Tabii şöyle bir silahınız varsa bunu da kullanın tabii ki. Ona diyecek bir şey yok.
Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım taktik hoşunuza gider. Ya pek taktik gibi değildi gerçi de yani en iyi para kasma şeyi taktiği istemişsiniz. En mantıklısı bu. Veya bu gelip buradan yarış da yapabilirsiniz arkadaşlar ama yani yarışta sizi geçenler falan olabiliyor. Yani hem yarış hem de silahlı çalışma aslında ikisini birden şey önerebilirim. Bir de bunda galiba şey varmış. Bakın X2 etkinliği varmış. Bakın burada bir de hediye de veriyor. Gördüğünüz gibi beceri kazanma puanı veriyor. Mesela 2 oldu. Şimdi 4 tamamlarsa güzel olur. Evet arkadaşlar video buraya kadar da umarım eğlenmişsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.